Arkadaşlarımız Gülçin Ayça ve Mustafa Kemal Kiruk o yolculuğu görüntüledi. Adıyamanlılar kentlerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü artık burada barınabilecekleri sağlam bir ev kalmadı ve bu anlamda da Türkiye'de bazı kentlerle eşleştirildi iller. Özellikle deprem bölgesindeki iller. Adıyaman'da Bursa'yla ve aynı zamanda Aydın'la eşleştirildi. Bu yüzden de bazı noktalar var ki buradan otobüsler kalkıyor. Adıyamanlılar da burada hem yardımseverlerden aldığı bisilerle, eşyalarla buradan ayrılacaklar ve şimdi artık onların gidişi için otobüsün kalkış anı bekleniyor. Her biri tabii nereye gidecekler? Aslında onlara sorarak öğrenelim. Hepinizin başı sağ olsun, geçmiş olsun. Sizler Aydın'a gidiyorsunuz. Hayır. Herhalde. Nereye? Yok, Bursa'ya. Bursa'ya gidiyorsunuz. He, ondan sonra Çorlu'ya. Çorlu'ya. Evet, aynen. Evet. Önce Bursa'ya. Bursa'da birileri mi var? Neden önce Bursa'ya gidiyorsunuz? Orada direkt ben Çorlu'da araba yokmuş. Çorlu'da peki akrabalar mı var? Oğlum burada. Oğlunuz orada. He. Tamam. Buradaki ev ne durumda? Valla çökmek şeydi. Valla yani kötü durum. Her an çökebilir. Evet, peki aynen. Kaybettiğiniz canınız, hayır, akrabanız? Çok şükür kimse yok. Çok bir yengemiz vardı. Evet. Aynen. Yengelerim var. Evet. Aynen. Tamam. Çocuklar da gidiyor tabii bir taraftan. Onların kimisinin annesinin omzunda uyuduğunu görüyoruz. Tabii yorgun düştüler. Onlar için de çok zor günler bu günler. Şimdi bakalım sizin yolculuk Bursa'ya. Bursa, evet. İşte nasıl her şey gitti. Evet. İş yeri. Evet. Çocuklarımızı gönderdik. Biz de daha yeni gidiyoruz işte. Ne yapalım? Nasıldı peki yani bugüne kadar bu 6 gün nasıl hep geçti? Dışarıdaydık, dışarıda böyle mangalın başında ateş yakıp böyle sokaktaydık. Gece de arabaya işte ısınmıyoruz ama gene de. Peki gidiyorsunuz ama ne zaman gelebilecek? Bilmiyoruz yani, biz duruma bakacağız orada. Hani güzel olursa orada kalırız, olmasa da geri, burası düzelirse geliriz. Memleketimiz tabii. Memleketlerini terk etmeleri zorunlu hale geldi. Adıyaman'da 650 bine yakın burada insan yaşıyor. İşte onların çoğunluğu %80'inin de zaten binaların, binlerce binanın yerle bir olduğuna tanık olduk. Adıyaman'ın bazı noktalarında da işte tahliye hazırlığı var. Şu anda bazı çocuklar kucakta yolculuk yapacaklar. Askeri görevliler de, askerlerimiz, Mehmetçiğimiz de onlara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bir liste var burada. O liste doğrultusunda buraya her biri çağrılıyor. Bazılarının burada kadın mı erkek mi olduğu, yaşları yazıyor listede. Ve telefon numaraları alınmış, gidecekleri adresler alınmış ve yolculuğa çıkacakları anı bekliyorlar. Birazdan bu otobüs kalkacak ve bundan sonra Bursa'dan sonra Aydın'a da gidecek otobüsler burada konuşlanacak. Adıyamanlılar için, aslında deprem bölgesinde yaşayan yüz binlerce insan için zorunlu göç tahliye süreci başladı. İşte onlardan bir kısmı da burada yolculuk için hazır bekliyor.